Yeni Zelanda hakkında kanalından herkese merhabalar, dünya uzak ucundan sevgiler. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Uber Eats yapacağız. Uber Eats bilmeyenler için hemen belirtelim. Uber'ı biliyorsunuz taksi uygulaması ve Uber Eats de bir yemek uygulaması. Restorandan yemeği alıyorsunuz ve sipariş veren kişiye götürüyorsunuz ve aracı oluyorsunuz, komisyon alıyorsunuz. Bu da Yeni Zelanda'da çok yaygın bir uygulama. Ben de bunu zaman zaman yapıyorum. Öyle ahım şahım bir şeyler kazandırmıyor ama ek bir gelir oluyor. En azından faturaları aradan çıkarıyoruz. Ufak tefek bir şeyler geliyor. Akmasa da damlıyor diyelim. Uber Eats yapabilmeniz için bazı şeyler gerekli. Bunlardan en önemlisi tabii ki bir arabanız olmalı. Arabanız 1990 modelden daha eski olmamalı. Benim arabam 2006 model Honda Fit, yani Türkiye'deki Honda Jazz oluyor. 82 bin kilometredeyken 5 bin dolar aldım. Şu an 92 bin kilometrede. Arabanızın tabii ki bir registration'ı olmalı. Warrant of Fitness, yani muayenesi olmalı ve aracınızın tam kapsamlı bir sigortası olması lazım. Tabii ki pasaportunuzu, sürücü belgenizi falan da göndermeniz lazım. Bunu bugün daha arayıp sordum. Working and Holiday ile yapabiliyorsunuz bunu. Ancak 3 aydan sonra intern vizeye geçmeniz gerekiyor. Yani birazcık kafa karışıklığı var. Yani 3 ay için bu iş yapılır mı, yapılmaz mı tamamen size kalmış. O intern vizeye geçmeyi de göçmenlik sitesi üzerinden araştırabilirsiniz. Bunun haricinde bir background check yapıyorlar. Acaba siciliniz temiz mi diye. Onun da galiba 30-35 dolar, belki de 40 dolarlık bir ödemesi var. Ve vize tipinden de bahsedelim. Şöyle diyeyim, work vizeye sahipsiniz. Bazı work vizelerin üzerinde sadece size sponsor olan iş yerinde çalışabileceğiniz yazıyor. Eğer bu vize dokümanınızda yazmıyorsa bu işi yapabilirsiniz. Eğer aklınızda soru işaretleri varsa da Uber Support'u arayıp destek alabilirsiniz. Çok yardımcı oluyorlar. Hemen işleri hallediyorlar. Bugün Güney Auckland'dayız. Manukau'dayız. Manukau'dan başlayacağız ve gecenin ilerleyen saatlerine doğru, bugün uzun tutacağım bu Uber'ı. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru bakalım hangi siparişleri alacağız ve gecenin sonunda ne kadar toplayacağız. Cumartesi gününü seçtim. Neden cumartesi günü? Çünkü insanlar gece toplanıyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar ve acıkıyorlar. En önemlisi de acıkıyorlar. Ve biraz üşendikleri için, belki de alkollü oldukları için bu uygulama üstünden sipariş veriyorlar. O yüzden cumartesi çok kilit. Ben de genellikle cuma akşamı ve cumartesi akşamı çıkıyorum. 2 gün yetiyor bana. Cumartesi akşamı çok yoğun oluyor. Özellikle benim yaşadığım yer Güney Auckland'da insanlar yemek yemeyi çok seviyor. Özellikle fast food'u çok seviyorlar. Ve bu uygulama üstünden bir sürü sipariş veriyorlar. Bugün benimle beraber geliyorsunuz. Hep beraber Uber Eats yapıyoruz. Ama önce benzin almaya gidiyoruz. Şu anda BP'ye geldim. Size göstermek için benzin almadım gün içerisinde. Benzinim bitmek üzere, ışığım yandı. Şimdi bir 30 dolarlık benzin alalım. Bakalım ne kadar götürecek bizi tüm gece. Benzinimizi alalım. BP'nin Uber sürücülerine bir uygulaması var. Oradan indirim oluyor ama ne indirim yani? 1 dolar belki indirim oluyor. Tabi Uber Eats yaparken en önemli şey ekonomik bir arabanızın olması lazım. Yoksa çok yakarsınız. Benim kullandığım araba çok ekonomik, uygun. Size de eğer Uber Eats yapacaksanız böyle bir araç tavsiye ediyorum. Evet, yaklaşık 11 litre aldım. Ümit ediyorum ki tüm gece bu beni idare edecek. Tamamlandı. Hadi başlayalım. 30 dolar yarıya kadar getirdi. Çok iyi. Bakalım bugün gün sonunda ne kadar benzinim kalmış olacak. Şu an 92.328 kilometredeyim. Bunu da hatırlayalım. Uber Eats uygulamasını da göstereyim. Önce bir harita var. Daha sonra Go butonu var. Bu butonu bastığınızda aktif oluyorsunuz. Bu en altta saatleri gösteriyor. Aktif olan saatler, yani en çok sipariş verilen saatler belirtilmiş. Mesela 11, 12, 1 arası çok sipariş olur demiş. Profiliniz var. Şöyle bir profilinizi görebilirsiniz ve kazandığınız para. Cüzdanınızı görebilirsiniz. Profilime girince şöyle bir şey oluyor. 168 teslimat yapmışım şimdiye kadar ve %95 insanlar memnun kalmış benden. 50 kişi beğenmiş servisimi, 3 kişi beğenmemiş nedense. Herhalde kafalarına atıyorum yemeği, arabadan fırlatıyorum böyle zıkkı mini falan diyorum herhalde. Yeni Zelanda'nın insanları biraz gurme, o yüzden değerlendiriyorlar. Burada kazandığınız bütün para isterseniz günlük isterseniz haftalık olarak size geliyor. Ve burada verginizi kendiniz ödüyorsunuz. Bunun belirli bir zaman aralığı var ve verginizi kendiniz ödüyorsunuz. Çalıştığınız yerlerdeki gibi vergi otomatik kesilmiyor. Mesela 500 dolar kazandıysanız haftalık, o size 500 dolar olarak geliyor. Ama yıl sonunda ya da belirli aralıklarda bu vergiyi ödemek zorundasınız. Bu hafta çok Uber yapmadım. Bir
Cuma akşamı yaptım. Bir de yanlış hatırlamıyorsam pazartesi yaptım. Şimdilik 155 dolar kazanmışım. Bakalım bugün sonunda ne kadar olacak toplam. Şu anda bu Güney Auckland'ın haritası. Manukau City benim yaşadığım yer. Papatoe, Manurewa, şu an Manurewa'dayım. Takanini ve biraz daha aşağı doğru ince Papakura var. Buralardan çok sipariş geliyor. Çünkü genelde burada Maori ve Adalılar yaşıyor. Ancak şu an bulunduğum yer Manurewa ve özellikle Papakura biraz belalı yerler. Tehlikeli yerler. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Gerçi biz belanın içinden geliyoruz. Belanın ta kendisiyim. Yani anladık, sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Ama dikkatli olmakta fayda var, özellikle gece. Kendinize bir merkez üssü bulmanızı öneririm. Benim merkez üssüm burası. Çünkü çevrede pek çok fast food restoranı var. Ve birazdan şu sağda belki görüyorsunuzdur bir kebapçı var. Orası gece 3'e kadar açık. Arkadaki McDonald's 24 saat açık. O yüzden saat 12'de diğer bütün her yer kapanacak. Ben de bu civarda dolanıyorum ki sipariş gelirse bir an önce gidip alayım, teslimatı yapayım diye. Tabii bu işin olumsuz tarafları da var. Öncelikle benzin yakıyorsunuz, arabanızda kilometre yapıyorsunuz. Belki de dalgınlıkla otobüs şeridine gireceksiniz, trafik cezası yiyeceksiniz. Belki de dalgınlıkla kırmızı ışıkta geçeceksiniz, ceza yiyeceksiniz. Belki de kaza yapacaksınız. Bunlar bu işin içinde olabilecek şeyler. O yüzden bu riskleri de göze almanız lazım. Şimdi ilk siparişimizi bekliyoruz. Çok geçmeden alacağımızı düşünüyorum. Çünkü saat 10'a geliyor. 10'a geldikten sonra patır patır siparişler başlar. Hatta yağmur da yağıyor. Bakalım ilk siparişimizde nereye gideceğiz ve ne kadar para kazanacağız. Evet, ilk sipariş geldi. 7 dolar 12 sent veriyor. McDonald's hemen yanında, kabul edelim ve gidelim. Paketi aldım. Buradan paketi aldım, onaylıyorum. Daha sonra bana gideceğim yeri gösteriyor. 2 dakikalık mesafede ve 1.3 kilometre. Ben bir de şöyle bir şey yaptım. Böyle bir tane kutu var yanımda. Hani sağa sola savrulmasın diye kutunun içine koyuyorum paketi. Zaten McDonald's özenle paketliyor. Ama ilerleyen saatlerde McDonald's'a kesinlikle gitmeyeceğim. İnanılmaz kuyruk oluyor özellikle 12'den sonra. Paketi teslim ettim. Zaten pek çok insan kapıya bırak seçeneğini seçiyor. Hatta insan bile görmüyorum. Kapıya bırakıyorum. Burada teslim edildi butonu var. Şöyle kaydırıyorsunuz. Hepsi bu. Güncelleme gelecek birkaç saniye içerisinde. Evet, 7 dolar kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan en son yaptığım paket servisen 7 dolar kazanmışım. Bu bugün ne kadar kazandım? Bu da bir puanlama sistemi var. Puanlarınız arttıkça çeşitli indirimler kazanıyorsunuz çeşitli yerlerden. Devam. McDonald's'a gitmeyi gerçekten hiç sevmiyorum. Az önce 25 dakika boyunca bekledim. 2 tane paket yaptım. 25 dakika bekledim. İçeride benim gibi 4 kişi daha vardı. Gerçekten çok yavaşlar. Bu gece kesinlikle McDonald's'a gitmek istemiyorum. Bakalım ne kadar kazandım. Yaptığım bu iki teslimattan 18 dolar kazandım. Bence gayet iyi. Şimdilik 25 dolarımız var. Siparişe gidiyorum. Burada driveway denilen bir olay var. Evlerin böyle iç içe olduğu bir yer. Size de göstereceğim. Hiç sevmiyorum bu tür evlere gitmeyi. Bir de bazen köpekler oluyor. Bunlardan da korkmuyor değilim ya. Gece gece hırsız zannedip saldırabiliyorlar. Şimdi bakalım. 4.34 diyor. Şöyle geliyorsunuz, görebilirseniz, evet, işte driveway bu oluyor, böyle ara bir yol, şöyle uzunları da yakayım hatta, ara bir yol, bu yolun en sonundayım diye mesaj attı bana, bakalım gidiyoruz. Şu anda BP'ye geldim, benzin istasyonuna, camlarım kirli, yağmur da yağdı, kusura bakmayın. Görebildiğiniz gibi kepenkleri indirmişler. İçeriye giriş yok. Ama benim buradan siparişim var. Burada büfe tarzı şeyler olmadığı için insanlar benzinlikten sipariş veriyorlar. Şu arkadaşın durduğu yerden böyle alttan bir yer var. Oradan veriyor yiyecekleri, içecekleri. Oradan alıyorsunuz. Geceleyin bu şekilde istasyon. Şunu aldım. Size yemin ediyorum içerisinde bir adet cips var. 1 saat 40 dakika oldu ve şu anda 40 dolar kazandık. Genelde saatlik 20-22 dolar veriyor Uber. Burada az ödeme yapılıyor. Neden öyle bir şey var ben de bilmiyorum. En azından tek seferlik paket, yani teslimat 10 dolar olmalı bence. Bu işi kesinlikle tam zamanlı olarak önermiyorum. Sakın öyle bir hata yapmayın. Haftada tam zamanlı yapsanız 500-600 belki anca toparlarsınız. Böyle haftada bir iki kere işten sonra yapmanızı öneriyorum. Ek bir gelir olarak. Yani bütün ümidinizi sakın Uber'a bağlamayın. Uber Eats'e bağlamayın.
Size bahsettiğim kebapçı burası. 3'e kadar açık ve saat 12'den sonra pek çok yer kapanıyor. Sadece bu kebapçı ve McDonald's açık oluyor. Burayı Hintliler işletiyor. Bizdeki gibi aynı tadı beklemeyin. Her zaman yakına göndermiyor sizi. Dediğim gibi bu civarda açık olan tek yer bu olacak. Ve 14 kilometre uzağa gidiyorum. Buna da tahminen 10-11 dolar falan verecek. Saat 3 oldu. O kebapçı kapandı. Uzak bir yere siparişe gittim. Geldiğimde kapanmıştı. McDonald's'tan sipariş aldım. Siparişler burada. Biraz daha yaparım, sonra eve giderim. Bugün siparişler çok fazla. McDonald's'a geldim. Artık ben de kayboldum. Camım çok pis, yeniden kusura bakmayın. Sıra var, kuyruk var. Yoruldum ama bugün çok fazla sipariş var. O yüzden bırakmamaya çalışıyorum. Belli bir süre daha yapacağım. Şu an McDonald's'tayım. Şu an saat 4.30. Bayağı büyük bir sipariş. İnsanlar burada, Güney Oakland'da yemeği çok seviyorlar. Saat 5 oldu. Artık bitirdim. Benzinim neredeyse bitmek üzere. Kilometreyi bilmiyorum. Videonun başında ne kadardı, şimdi ne kadar. Akşam 10'da başladım ve şu an sabah 5. Ama böyle 45 dakika, 1 saat bir ara verdim. Bir ufak bir işim vardı. Onu hallettim. 6 saat diyebiliriz. 6 saatte bakalım bugün ne kadar yapmışız. 137 dolar yapmışım. Bir 16 dolar da burada var. Yani toplamda 154 dolar yapmışım bugün. Bu haftada bakalım toplamda ne kadar olmuş. 3-4 günde neredeyse 310 dolar olmuş. Dediğim gibi bunu tam zamanlı bir iş olarak yapmayın. Bir ek gelir olarak yapın. Kendinizi fazla yormayın. Çok yoruldum. Ben uyumaya gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.